Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bölme işlemini öğreneceğiz. Bir sayıyı eşit gruplara ayırma işlemine bölme denir. Bölmenin elemanları bölünen, bölen, bölüm ve kalandır. 585 bölü 5. Beraber yapalım. Bölme işleminde toplama, çıkartma ve çarpma işleminden farklı olarak işleme en büyük basamaktan ya da en soldaki basamaktan başlanır. Yüzler basamağındaki 5'i 5'e bölelim. 5'in içinde 5 bir kere var. Bir kere 5, 5. 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. Sıra geldi onlar basamağındaki 8'e. Onlar basamağındaki 8'i aşağı indirdik. 8'in içinde 5 bir kere var. Bir kere 5, 5. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. Sıra geldi birler basamağındaki 5 sayısına. 5 sayısını aşağı indirdik. Sayımız 35 oldu. 35'in içinde 5, 7 kere var. 7 kere 5, 35. Kalansız bir bölme işlemidir. Bölme işleminde kalan 0 ise kalansız bölme işlemi denir. Kalan sayı 0'dan farklı bir sayı ise kalanlı bölme adını veriyoruz. Bölme işleminde kalan her zaman bölenden küçük olmalıdır. Evet, bölme işlemini yaptık. Doğru mu, yanlış mı? Kontrolünü yapıyoruz. Bölen 5, bölüm 117, kalan 0. 117 çarpı 5 eşittir 585. İşlemim diyorum, doğru. Bir bölme işleminin kontrolünü yaparken bölen çarpı bölüm varsa kalanı ekliyoruz. Bulduğumuz sayı bölüneni veriyorsa işlemimiz doğrudur. 5733 bölü 7. 5'in içinde 7 yok. 57'nin içinde 7, 8 kere var. 7 kere 8, 56. 7'den 6 çıktı, 1 kaldı. 5'ten 5 çıktı, 0. Sıra geldi onlar basamağındaki 3'ü aşağı indirmeye. 3'ü aşağı indirdik, sayımız 13 oldu. 13'ün içinde 7 bir kere var. Bir kere 7, 7. 13'ten 7 çıktı, 6 kaldı. Sıra geldi birler basamağındaki 3'ü aşağıya indirmeye. İndirdik, sayımız 63 oldu. 63'ün içinde 7, 9 kere var. 7 kere 9, 63. Kalanımız 0. Yani kalansız bir bölme işlemi. Elemanları yerine yerleştirelim. Bölünen sayımız 5733. Bölen 7. Bölüm 819. Kalan 0'dır. Geldik bir başka bölme işlemine. 8918 bölü 8. 8'in içinde 8 bir kere var. Bir kere 8, 8. 8'den 8 çıktı, 0 kaldı. Yüzler basamağındaki 9'u aşağıya indirdik. 9'un içinde 8 bir kere var. Bir kere 8, 8. 9'dan 8 çıktı, 1 kaldı. Sıra geldi onlar basamağındaki 1'i aşağıya indirmeye. İndirdik. Sayımız 11 oldu. 11'in içinde 8 bir kere var. Bir kere 8, 8. 11'den 8 çıktı, 3 kaldı. Birler basamağındaki 8'i aşağıya indirdik. 38. 38'in içinde 8, 4 kere var. 4 kere 8, 32. 8'den 2 çıktı, 6 kaldı. 3'ten 3 çıktı, 0 kaldı. Kalanlı bir bölme işlemidir. Yine hatırlatıyoruz. Kalan bölenden her zaman küçük olmalıdır. Bölünen sayımız 8918, bölen 8, bölüm 1114, kalan 6'dır. 60 fındığı 10 arkadaş aralarında eşit olarak paylaşmak istiyorlar. Her birine kaçar tane fındık düşer? Verilen 60 fındık ve 10 arkadaş. Paylaşma dediği için bölme işlemi yaparız. 60'ı 10'a böleriz. Bu işlemi kısa yoldan yapmak için her iki sayıdan da bölen ve bölünenden birer tane sıfır sileriz. Bölen ve bölünenden
Birer tanesi sildiğim zaman geriye 6 bölü 1 kalır. 6 bölü 1 eşittir 6. Her çocuğa 6 fındık düşer. Bilgi bulutumuza baktığımızda birler basamağında 0 olan bir sayıyı 10'a bölerken bölünenden bir tane 0 silinir. Geldik ikinci problemimize. Ela 140 sayfalık kitabın her gün 20 sayfasını okuyor. Ela kitabını okumayı kaç günde bitirir? Bölünen 140, bölen 20. Bakıyorum, bölen ve bölünenin birler basamağında 0 var. Bölen ve bölünenin birler basamağındaki sıfırları sildiğimde geriye 14 bölü 2 kalıyor. 14 bölü 2 eşittir 7. Ela kitabını okumayı 7 günde bitirir. Bir başka problemimiz, Ali 300 tane bilyeyi yüzer yüzer arkadaşlarına dağıtıyor. Ali elindeki bilyeleri kaç arkadaşına dağıtır? Elimizdeki bilye bölünen, yüzer yüzer dediğimiz için de bölenimiz 100'dür. Bir sayıyı 100'e bölmek için birler, onlar basamağından sıfırlar silinir. 300'den 2 sıfır sildim, 100'den 2 sıfır sildim. Geriye 3 bölü 1 kaldı. O da eşittir 3. Onlar birler basamağında. Sıfır bulunan sayıları 100'e bölmek için bölen ve bölünenden 2 sıfır silinir. Bir başka problemimiz, 20 bin kilogram ceviz 1000 adet çuvala paylaştırılarak satılacaktır. Her çuvala kaç kilogram ceviz düşer? Bölünen 20 bin, bölen 1000. Bilgi bulutumuza bakalım. Yüzler, onlar ve binler basamağında sıfır bulunan bir sayıyı bine bölmek için bölen ve bölünenden 3 sıfır silinir. İşlemimize geri dönelim. 20 binin 3 sıfırını sildim. 1000'in 3 sıfırını sildim. Geriye 20 bölü 1 kaldı. 20 bölü 1 de eşittir 20. Her çuvala 20 kilogram ceviz düşer. Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yapınız. 1500 bölü 10. Her iki sayının birler basamağındaki sıfırları sildiğimde 150 bölü 1 kalır. 150 bölü 1 eşittir 150. 7200 bölü 100. Bölen ve bölünenin birler ve onlar basamağındaki sıfırları sildiğim zaman geriye 72 bölü 1 kalır. 72 bölü 1 eşittir 72. 6780 bölü 10. Bölen ve bölünenin birler basamağındaki sıfırları attığımız zaman yani sildiğimizde 678 bölü 1 kalır. O da eşittir 678. 33.000 sayısını 100'e böldüğümüzde her iki sayıdan da 2 sıfır sildiğimde bölünen de 330, bölen de 1 kalır. 330 bölü 1 eşittir 330. 60 bin bölü 1000. Bölen ve bölünenden üçer tane sıfırı siliyoruz. Geriye 60 bölü 1 kalıyor. 60 bölü 1 eşittir 60. 25 bin bölü 1000. 25 bin bölü 1000 sayısının bölen ve bölüneninden üçer tane sıfır siliyoruz. Geriye 25 bölü 1 kalıyor. 25 bölü 1 de 25'e eşittir. 4200 bölü 100. Bölen ve bölünenden 2 tane sıfır siliyorum. Geriye 42 bölü 1 kalıyor. O da eşittir 42. Geldik bir başka örneğe. 35 bin bölü 5 bin. Bölen ve bölünenden 3'er tane sıfırı siliyoruz. Geriye sizin de gördüğünüz gibi 35 bölü 5 kalıyor. 35 bölü 5 eşittir 7. 4200
bölü 700. Bölen ve bölünenden ikişer tane sıfırı sildiğimde geriye 42 bölü 7 kalıyor. 42 bölü 7 eşittir 6. 31.000 bölü 1000. Bölen ve bölünenden üçer tane sıfırı sildiğim zaman geriye 31 bölü 1 kalıyor. 31 bölü 1 eşittir 31. 60.000 bölü 100. Bölen ve bölünenden eşit sayıda sıfırları siliyoruz. Geriye 600 bölü 1 kalıyor. 600 bölü 1 eşittir 600. Bir başka örneğimiz 25.000 bölü 5.000. 25.000'den ve 5.000'den üçer tane sıfırı sildiğim zaman geriye 25 bölü 5 kalır. 25 bölü 5'im de eşittir 5. Son örneğimiz 82.000 bölü 1. Bölen ve bölünenden üçer tane sıfırı sildiğim zaman geriye 82 bölü 1 kalır. Bu da eşittir 82. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.